Böyle yok, bir yerleşim evet. Orada yok. bir vervelet adı verilen virane bir şehir var. Orada bir hayat yok. Yani Anadolu'ya Türkler ve Müslümanlar geldikten sonra belki de burada yaşayan gayrimüslimlerin bir kısmı bölgeden ayrıldılar. Ama kırsalda yaşamaya devam ediyorlar. Bugünkü Seydişehir Küpedağ'ın eteklerinde, o Hıdırlık Tepesi'nin eteklerinde Seydişehirli kardeşlerim bilirler. Ee, orada yaşıyorlar. Çünkü bir e, Vervelit'ten bahsediliyor o civarda. Eski bir virane şehir belki ve belki Roma dönemine ait. Bu şehrin taşlarından, daha doğrusu bu viranenin taşlarından Sedi şehri, hikaye uzun da bazı bölgeleri atlayarak gidiyorum. Şey, Sedi şehri inşa etmeye başlıyor. Efendim, Eşrefoğlu yurdu burası, Eşrefoğlu toprakları. Horasan'dan bir emir gelmiş. E, Eşrefoğlu beynin topraklarında destursuz şehir kuruyor. Beyin bu zoruna gider tabii ki yani. Kim ola ki bu Eşofoğlu yurdunda benden destur almadan, izin almadan bir şehir yani de emir bina emir olması işkillendirmişler. Yani acaba bir başkaldır mı de var, bir evet. hazırlık mı var diye. Kesinlikle. E tabii makalatı destekleyen dönemle ilgili kaynaklardan da hareketle bazı şeyleri söylemek mümkün. İki rivayet var. Sözlü tarihte de bu rivayeti görüyoruz. Birincisi Eşrefoğlu Mübarek Mehmet Bey'le. Ee, bu anlamda bir e, itişme yaşadıkları ki daha sonra dostluklar meydana gelecek e, onu hemen söyleyeyim. E, bir de Didi dedenin e, seydi şehre seyahati bu anlamda e, makalatta e, ifadesi aynen böyle göreceğiz birazdan belki. Şimdi hikayeye göre Mehmet Bey hemen adamlarını gönderir Seytahmim Veli'ye. Bilmiyor tabii bir araştırın gelin kardeşim kimdir diye. Giderler, dönmezler. Gidenler. Ben bazen takılıyorum. Giden gelmez dağları var Sedişehir'de. E, ee, giden gelmiyor. Akabinde tekrar birini daha gönderir. Yani gidenler niye gelmediler? E, ee, Beyşehir yöresinde anlatılan sözlü hikayede böyledir. Ee, onlar da dönmezler. Allah Allah. Herke, her giden Seyit Harun Veli'ye kapılanır. Yani onun kerametlerini görünce, onun o yaklaşımını görünce bırakır giderler. En son Giden gelmiyor. Öldüğü için değil. Değil. değil dirildiği için, dirildiği için belki de değil mi? Ee, tekrar vezirini gönderir. Yine e, hikayevi kısmından bahsediyorum. O da gelmez. Yani o en sadık adamı da gidip gelmeyince e, Mübarezettin Mehmet Bey e, hemen e, hiddetlenir. Tabi belli bir aşama geçmiştir. Ve bir aslana binerek yola çıkar. O sırada Seyyid Harun Veli Hazretleri e, te ...tekkesinin etrafında. E erenler kalkın beyimiz geliyor der ve sedi şehrin kapısında karşılayalım diye yola revan olurlar. E, tabii e, bu ayrı bir keramettir şüphesiz. Hissi vuku mu deriz zaten. Evet. Nasıl izah edersek. Aslana binmiş gelen e, Eşrefoğlu Mehmet Bey'i cansız bir taşa binmiş e, ee, Seyit Harun Veli Hazretleri karşılayınca Mehmet Bey hemen atında şey, aslandan iner ve der ki yahu biz canlıya biniyorduk. Sen nasıl bir insansın ki nasıl bir e, Allah dostusun ki yahu taşa biniyorsun der yine hikaye eline kapanır. Ve o günden itibaren bir dostluk ortaya çıkar. Seydişehir'le Beyşehir'in dostluğu aslında buradadır. Yani 700 yıllık birbirine dost olan şehirden bahsediyorum. Çünkü hikayenin devamında yine sözlü tarihe atıf yaparak devam edeceğim. Makalette bir parça bazı şeyleri bulmak mümkünse de e, bunu görünce tabii Seyyid Harun Veli, Veli Hazretleri e, Bey'e e, o da hürmet gösterir ve Eşrefoğlu Mehmet Bey der ki bu topraklar Eşrefoğlu yurdudur ama bugünden sonra size vakfettim sizin topraklarınızdır buradaki pek çok malı mülkü de size vakfettim Bey şehirden yine bir takım emlakı da size vakfettim artık burasının adı Seyit şehri olsun deyince Seyit Harun Veli hemen der ki sen de bizim beyimizsin Mehmet Bey sen de bizim beyimizsin. Bundan sonra o zaman Süleyman şehirdir, Bey şehrin adı. Çünkü Süleyman bina etmiştir. Bundan sonra senin şehrinin adı da Bey şehri olsun. Çok güzel. Şimdi iki şehrin kardeşliği. Evet. Birbirine isim vermiş iki şehir. Yani yakın zamanlara kadar Seydişehir ile Beyşehir arasında bir tatlı rekabet vardı. Ben de benim çok dostlarım var. Onlara da selam olsun. Ee, Seyrişehir eski İlçe milli eğitim müdürü Fatih Küçük Bey. Yeni ilçe milli eğitim müdürü Tahir Kibar, Kibar Bey. Yine başkanımız Mehmet Tutal Bey. Yeni kaymakamımız e, Regaip Özgür Bey. Sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hı? Neden bunları söylüyorum Volkan Bey biliyor musunuz? Bu romanın çıkmasında bu saydığımız isimlerin çok büyük teşviki oldu. Eksik bir an olsun. önce hocam yazılsın. Bir an önce... E, bu roman ortaya çıksın diye bizi çok teşvik ettiler. Onlara selam göndermesem çok e, hoş olmayacak. Kıymet bilir Kadir Şinans insanlar. Eyvallah, Eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi böyle olunca benim çok sevdiği şehirli kardeşlerim var, dostlarım var. İki şehri yakın zamanlara kadar bir rekabeti vardı. Bir zamanlar Beyşehir il olacaktı, Seydişehir il olacaktı gibi bir tatlı rekabet vardı. E bu siyasi rekabetin arka planında sosyal, ekonomik, kültürel bir işbirliği yatıyor. Ve bu işbirliğinin mayası Seyit Harun Veli Hazretleri ile Mübariz Mübarizettin Mehmet Bey tarafından dökülmüş. Yani bu iki şehir e, bu anlamda belki şehirlerinin anahtarlarını Fatih Babaoğlu kardeşimin de ifadesiyle birbirlerine hediye etmeleri gerekiyor. Çünkü iki şehrin kapılarını birbirine açan bu eee mübarizettin Mehmet ve Seyit Ar